Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nohutlu sulu köfte yemeği yapacağız. Çok güzel bir yemek. Benim çok sevdiğim bir yemek. Özellikle kış aylarında mutlaka mutfağımda pişen bir yemek. Gayet besleyici bir yemek. Çocuklarınızın da çok seveceğini düşündüğüm bir yemek. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Nohutlu sulu köfte yemeğimiz için yarım kilo kıymamı karıştırma kabıma aldım. Üzerine şöyle bir adet rendelenmiş soğan ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Soğanınız çok sulanırsa soğanın suyunu alın. Kıymamdan şöyle küçük küçük parçalar alarak misket büyüklüğünde şöyle parçalar alarak unladığım tepsime, tabağıma her neyse tamamen unlanması için şu şekilde içine bırakıyorum. Kıymamızın tamamını bu şekilde yapacağız. Şöyle göstereyim. Bu kısmı biraz oyalayıcı ama yemeğin lezzeti inan ki burada. Ne kadar oyalayıcı olsa da yemeğin lezzetine değiyor. Şu şekilde hepsini yapacağım. Tabağımda unlanmasını sağlayacağım. Sonra tencere kısmına geçeceğiz işin. Şöyle göstereyim. Bunların hepsini ben şimdi hazırlayacağım. Tenceremi ocağıma aldım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı tencereme ekledim. Ardından 2 yemek kaşığı kadar salçamı ekliyorum. Salçam kavrulana kadar salçam kavurmaya devam edeceğim. Salçamız kavrulunca üzerine sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Sıcak suyunuzu hazır bulundurun. Şöyle iyice kavrulana kadar, salçanın kokusu çıkana kadar kavurmamız yeterli olacak. Hatta ocağımın altını çok az açayım. Evet, şimdi iyi oldu. Salçam kavrulmak üzere. Ben burada biber salçası kullandım ama tercih size kalmış. Domates salçası da kullanabilirsiniz. Sanırım yeterli oldu. Şimdi yaklaşık 1,5 litre suyu tencereme alıyorum. Gördüğünüz gibi buharlar çıkıyor. Sıcak su ekliyorum. Sıcak su ekledim ama iyice kaynaması gerekiyor. Şöyle bu arada ben yarım limonun suyunu ekliyorum. Buna eklememdeki gaye biraz sonra ekleyeceğim köftelerin diriliğini sağlaması için, köftelerin dağılmaması için yarım limon suyu sıktım. Bu bir püf noktasıdır. Bunu sebzelerinizde, sebze çorbalarınızda vesaire bu tarz yemeklerde yemeğinizin suyuna yarım limon olabilir, bir yemek kaşığı olabilir limon eklerseniz sebzeleriniz, köfteleriniz diriliğini koruyacaktır, dağılmayacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi suyum biraz fokurdasın, yemeğimin suyu, köftelerimi ekleyeceğim. Yemeğimin suyu kaynamaya başladı. Şimdi dikkatli bir şekilde köftelerimi ekleyeceğim. Köftelerimi unlamıştım biliyorsunuz. Bu önemli burada. Bu hem yemeğimizin suyuna kıvam verecek hem de köftelerin yine dağılmaması için burada dikkatli olalım. Şöyle bir yandan da karıştırayım.
Bir yandan dikkatli olmaya çalışıyorum. Bir yandan da uzatmamaya çalışıyorum sizi sıkmamak adına. Köftemin bir tanesi uçtu. Ama yapacak bir şey yok. Şu şekilde tenceremi karıştırıyorum. Bu şekilde bir 5 dakika köftelerimizin pişmesi için bekleyeceğiz. Ardından yemeğimize nohut ekleyeceğiz. Kaynayan yemeğime şimdi bir kase nohut ekleyeceğim. Şöyle bir kase nohutum var. Ben nohutu çokça haşlıyorum. Dip prizime koyuyorum. Bu şekilde yemeklerde kullanacağımda çok pratik oluyor. Dondurucudan çıkarıyorum. Hemen yemeklerime, salatalarıma, pilavlarıma ekliyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İnanın çok pratik oluyor. Şimdi bir taşım yani bir yaklaşık 2-3 dakikada bu şekilde pişireceğim ve sonra artık yemeğimizin son aşamasına geçeceğiz. Yemeğimizi tamamlayacağız. Nohutum pişmiş olduğu için çok fazla pişirmeyeceğim. Sadece birkaç dakika onların buzu çözülene kadar pişireceğim. O yeterli gelecekti. Şimdi yemeğimin birkaç dakika daha kaynatayım. Ondan sonra son aşamaya geçelim. Yemeğimi ocaktan aldım. Yemeğim pişti. Şöyle size bir göstermek istiyorum. Köftelerim gördüğünüz gibi gayet diri duruyor. Bir tavada tereyağımı şöyle erittim. Hemen tereyağıma bir yemek kaşığı kadar nane ekliyorum. Nane bu yemeğin olmazsa olmazı. Şöyle karıştırıyorum. Ve bunu yemeğin üzerine ekliyorum. Şu şekilde. Şöyle karıştırıyorum. Ve yemeğimiz hazır. Şimdi hemen bir de servis tabağına alalım. Size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Çok lezzetli bir yemek. Denemenizi tavsiye ederim. Özellikle bu kış aylarında o kadar güzel gidiyor ki. Bu arada ben yine tuz koymayı unuttum. Ben biraz tuz özürlüyüm, kabul ediyorum. Yemeğimizin sonuna geldik. İnşallah denersiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.